İtalya'nın Milli İstihbarat Teşkilatımızdan bir yardım istemesi söz konusu. Hı hı. Bu hikayeyi sizden dinlemek isteriz. Ben önce bir iki, birinci soruya bir iki katkıda bulunayım. Şimdi 1965 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı kuruluyor. Kuruluş kanunu 2937 20, sayılı Milli İstihbarat Hizmetleri kanunu. Milli İstihbarat Teşkilatı yurt dışında espionaj faaliyetleri ve operasyonel faaliyet yapma yetkisi zaten var. Kanunda var. Öyle bir durum yok. Onu öncelikle belirteyim. Kanuni bir düzenleme yapılmış değil. Türkiye içerisinde de kontr terörizm yani terörle güva, terörle mücadele ve iç güvenlik konusunda zaten istihbarat faaliyetler yapıyor. Kontr espionaj konusunda da faaliyetleri icra eden makam kontr espionaj konusunda kolluk gücü yetkisine sahip. Yani casusluk soruşturmalarının ispat teşkilatı emniyetle koordine etmeden kendisi bizzat yapabilir ama iç güvenlik konusunda kolluk gücü yetkisine sahip değil. Sahip olduğu bilgiyi paylaşmak zorunda. Şimdi ispat teşkilatının geçmişte askerler, müsteşarlarının asker olması nedeniyle ama ayrı bir organizasyon. Müsteşarları kor general ve bir yöneticileri, şube müdürleri, daire başkanları işte kurmay albaylar, yüzbaşılar aşağı doğru inen bir silsilesi var. 1970'lerden itibaren bir sivilleşme süreci Fuat Doğu dönemiyle başlıyor. Onlar ilk sivil kadrolar. O tarihten itibaren bir sivilleşme süreci yukarıya doğru yani daha gelişerek gerçekleşiyor. 2001 2001 yılı ...dan sonra hemen hemen tamamen sivilleşiyor diyebiliriz. Askerler fazla kalmıyor. Dolayısıyla misbar teşkilatının, TSK'nın içerisinde istihbarat toplama yetkisi var mıdır diye bir kanuni şey, durum söz konusu değil. Hı. Müsteşarları ve çalışanları asker olduğu için yapmıyor. Çünkü onlar da darbelerin bir parçası. Hı. Bunun altını çizmek isterim. Onlar da darbe yani çünkü Neçede Genelkurmay Başkanı. Siyasi da. hegemonya hukukta da yerini evet. buluyor ve bir şimdi şekilde burada işletiyor. Aynen öyle ama e, şimdi dış operasyonlar konusuna gelince Misbah Teşkilatı'nın gayet dış operasyonları var, geçmişleri. Asal operasyonları var. Abdullah Öcalan'ın yakalanması var. Abdullah Öcalan'a yönelik bir Mercedes operasyonu var. Ciddi sağ çalışmaları olduğu bilinir. O Mercedes Abdullah operasyonu Öcalan, çok zirve operasyonu. işlerden bir tanesidir. Kamuoyunun bilmediği başka işler de var. Kafkasya'da var, Balkanlar'da var, Bosna Savaşı'nda var, Kosova müdahalesi sırasında var. Kuzey Irak'ta faaliyetler var. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması öncesinde çok ciddi faaliyetler var. Abdullah Öcalan, Amerikalılar verdi diye bir şey yok. O çıkmak zorunda kaldığı Kümesle için. dahi fotoğraflamışlar. Evet, aynen dedi. öyle. Yunanistan'da faaliyetler var. Susurluk raporlarına girdiği için söyleyebilirim. Orman yakmalara karşı verilen cevaplar var. Var, var yani. Hı hı. Ama şimdi... Bu günümüzde daha görünür ve daha gelişmiş vaziyette, daha iyi vaziyette. Evet. Geçmişin üzerine konularak yani kümülatif bir etkiyle daha iyi vaziyette. Bunun en önemli sebebi kanuni bir yetkinin düzeltilmesinden vesaire değil. Bir kere e, politik olarak böyle bir tercihte bulunulmasının bir nedeni var. Hı hı. Öncelikle de gerçekten ve gerçekten çok ciddi derecede bir teknolojik kapasitenin özellikle sihalar üzerinden... ...mispat teşkilatının operasyonel faaliyetlerine adapte edilmesi durumu söz konusu var. Yani dolayısıyla günümüzde daha görünürlülük de var. Evet. Ama bu noktada günümüzde mesela medya medya okur yazarlığının artması, sosyal medyanın vesairenin kullanılması noktasında da bir görünürlüğün artması. var. Eski dönem Soğuk Savaş dönemi medya yani konvansiyonel medya ayrıca da Yani belli bir kontrol altında. Ama 15 Temmuz darbesi sonrasında ciddi derecede bir yükselen iğme var. Altın çizerek söylüyorum. Bir kırılım gerçekleşti. Yani evet 15 Temmuz önemli bir kırılmadır ve de e, yükselen bir trend vardır. Bu geçmişi ön plana çıkarak şu anda yapılanları küçümseme veya e, önemsizdir gösterme gayreti ya da bir, bir niyeti değildir. Çok iyi işler yapılıyor. Gerçekten çok iyi işler yapılıyor. Sizle de konuşacağız mesela Mossad faaliyeti. Gerçekten detaylı o da çok zirve işlerden bir tanesi. Bunun da altını çizmek isterim. Ayrıca da Mispat teşkilatının kanunundaki değişikliğin sebebi de malum Hakan Fidan'ın ve başka mensupların da müsteşar yardımcılarının, eski müsteşarların ve meslek memurlarının tutuklanmasına yönelik bir FETÖ girişimine istinaden o günün şartları noktasında Sayın Cumhurbaşkanının da inisiyatif olarak daha sonra Aynen öyle. Evet. 12'den sonra 2015 o, o, yasasıyla a, evet, çerçeve Doğru. O yani o Evet aynen öyle. Çok, çok doğru da bir katkısı var. Yani 15 Temmuz önemli bir kırılmadır. Yukarıya doğru çıkan evre noktasında. İtalya meselesine gelirsek sizin sorduğunuz. Evet lütfen. Bu misba teşkilatının, network'ünün ve eleman şebekesinin dünya Afrika'da zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasında bir ciddi bir Afrika açılımı var. Yani genel olarak bir Afrika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her nokta Yunus Emre Enstitüsü'nden, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni büyükelçilikler açmasından mispat teşkilatının oralara postlar kurmasından vesaireden bir Afrika'ya doğru Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin bir girişi var. Bunun sonuçlarının sahada da yansıması işte. Sizin network'ünüz iyi olduğu için İtalya'da sizin orada imkan ve kabiliyetinizi bildiği için ve İtalya ile Türkiye'nin ilişkileri de olumlu olduğu için sizden böyle bir talepte bulunuyor, bulunuluyor. Siz de bir jest için yapmış olabilirsiniz belki de bir istihbari pazarlık noktasında da yapmış hmm. olabilirsiniz bilemeyiz. Yani onu verirken belki bir karşılık almıştır belki de sadece iyi ilişkilere istinaden yapılmıştır. Hatırlatmak adına detayını hatırlatayım. Kenya'da bir İtalyan vatandaşı Silvia Romano isimli bir kadın... Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından Afrika gibi bir coğrafyadan bahsediyoruz. bulunup kendi ülkesine evet. teslim ediliyor. Daha sonra da etkilenip Müslüman oluyor ve Ayşe romanı oluyor artık. Bu, bu tamam. dipnotu da geçmekte fayda var. İyi, çok güzel, gayet iyi. Bu neden önemli? Sizin daha önce girmediğiniz bir coğrafyada artık etkinlik sağladığınızın göstergesi. Evet. Böyle hassas bir işi yapabilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunuzun göstergesi bir yerde bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti faaliyet gösterirse hiç girilmemiş bir alanda öncelikle altını çizerek söylüyorum misbat teşkilatı meslek memurları oraya gider. Bunu Hı. söylüyorum. Önce onlar postu kurar sonra elçilik gelir. Bunu kamuoyu bilmez. Ya da Libya'da bir faaliyet yapılacaksa önce misbat teşkilatı gider sonra özel kuvvetler gider ve TSK unsurları veya neyse. Bu da, bu da bunun, bu noktada çok önemli bir şeydir. Afrika'da mevcut Türkiye'nin zaten bir aktifliği var. Bu aktiflikte Müspel Teşkilatı'nda bizim bilmediğimiz başka işler de vardır. Önemli katkısı var. Evet.